Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlere mücadeleyi en iyi şekilde nasıl kasabilirsiniz, benim dün aldığım gibi nasıl 82 kosyenliği kolay alabilirsiniz ya da diğer oyuncuları nasıl daha kolay alabilirsiniz, 85-90 gen arası için çok önemli bilgiler bunlar arkadaşlar. Ayrıca de diğerleri de takımını geliştirmek için yine mücadelede taktikleri dinlesin. Gerçekten çok önemli taktikler var arkadaşlar. Daha fazla böyle FIFA Mobil bilgilendirme taktiksel videoları istiyorsanız da çok güzel bir like sesi bekliyorum sizlerden. Bu video 2000 beğeniyi geçebilir. Hadi bakalım, herkes like atsın, bir challenge yapalım. Haydi herkes like butonuna bassın ve hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın ki bütün attığım videolardan haberdar olabilin ve 100 bin aboneye doğru emin adımlarla ilerleyen ailemize de katılın. İlk olarak bir 75 bin olalım, sonra da 100 bin oluruz. Haydi bakalım hayırlısı. Ve arkadaşlar şimdi şöyle başlıyoruz. Öncelikle ihtiyacınız olan en önemli şey hızlı ve rainbow, yani gökkuşağı yapan bir santrafor. Griezmann yetersiz kalıyor. Bunun için önerebileceğim ucuz ve etkili santrafor Ndiaye Diéth-Hyou arkadaşlar. Ben bunu bir FIFA Mobil Twitter sayfasından aldım. Kim olduğunu bilmiyorum, yaşını bilmiyorum, ancak konuştum, sohbet ettim. Kanalımı takibe aldığını söyledi. Ayrıca de arkadaşlar güzel bir şekilde de dediğim gibi muhabbet ettik ve videoda yayınla, hiçbir sorun olmaz dedi. Hatta yayınlarsan daha iyi olur bile dedi. Ve ben de yayınlıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen pazara geliyoruz ve Ndiaye'nin değerine bakıyoruz. Yani önerdiğimiz oyuncunun değerine bakıyoruz bakalım. Ndiaye. Hani bu adam Griezmann'dan çok daha çok fazla işe yarıyormuş. Ne kadar reytingi olduğunu falan bilmiyorum. Hiç bakmadım. Ancak güzel bir oyuncudur diye tahmin ediyorum. Evet. Burada çok az var. Bir tane var. Alsam mı ya ben de? Arkadaşlar gördüğünüz gibi pazarda az bulunuyor. Ancak muazzam bir kartı var. Daha şu andan 90 sprint hızı ve 83 halinde 97 sprint hızına ulaşıyor. Ayrıca de yani bunu 80'e yükseltmek çok düşük bir şey değil. Daha 80'den sonra bile 24.000 istiyor. Yani çok kolay bir şekilde arkadaşlar bu adamı 80 yapıp, kartınızda da 83 yapıp kullanabilirsiniz. Griezmann kullanıyorsanız bu daha mantıklı, yani bunu kullanın diyor size ve çok daha mantıklı olduğunu söylüyor arkadaşlar. İkinci taktiğimizde hemen benim kadroma gelelim. Takımıma gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takımım 88, yani burada diyor ki çoğu kişi 4-3-3 atak formasyonunu kullanıyor. Fakat mücadelede önemli olan şey atak değil, defansınız. Yani ataktan önemli olan şey defansınız. Eğer santraforunuz hızlıysa defansınız çok daha önemli. Mesela 120 gen rakip ceza sahanıza yaklaşınca %90 o pozisyonu gol ile sonuçlandırıyor. O yüzden rakibi ceza sahanıza yaklaştırmayın. Stoperleriniz de hızlı olmak zorunda. Bu defans hakkında çok güzel bilgilerle yapacağım ve dünkü maçı nasıl 2-0'dan 3-2'ye çevirdiğimi anlatacağım arkadaşlar. Yani rakibi ceza sahasına yaklaştırmayın. Stoperleriniz de hızlı olmak zorunda. Şimdi benim stoperlerimin hızına bir bakalım arkadaşlar. Şöyle çalıştıra bastığımız zaman hızına bakacağım. Bu 76 kötü değil bence bir stoper için. Bu kaçmış? Bu da 82. Şıtak çok iyi. Kostiyenli çok hızlı kalmıyor arkadaşlar. Eric Bailey tarzı stoperler, eğer coinsiniz fazlaysa alabilirsiniz. Bunlar sizin çok işinize yarar. Ayrıca de arkadaşlar araştırıp bakabilirsiniz. Ama Eric Bailey, şu anda aklıma gelen Chris Smalling falan, bunlar yavaş stoperler değildi. Bunları öneriyorum. Gerçekten iyi stoperler arkadaşlar. Burada öneri yapmamış ama gerçekten çok önemli. Şimdi bir diğer şey, üçüncü, formasyonunuzu beşli defans olarak belirleyin ya da hızlı ve güçlü bir defansif orta saha oyuncusu ile dörtlü defans yapın. Yani ne diyor arkadaşlar, 4-3-3 atak kullanmayacaksınız, beşli bir defansa geçeceksiniz. Hemen biz de bir beşli defansa geçelim. Beşli bir defans, 5-2-1-2 mesela. Geçersek ne olur, tabii ki takım genimiz düşecek. Güzel takım oldu aslında, beğendim. Bir tane stoper, bir tane de sağ kanat bek falan lazım ama bayağı bir eksiklik oldu. Böyle olmadı ya. Ben böyle sevmedim. Ya şu anda benim 5'li defans hiç işime gelmez arkadaşlar. Ben o yüzden böyle yapıyorum çünkü reytingim önemli. Aslında reyting çok önemli değil arkadaşlar mücadelede. Onu da sizlere söylüyorum. Karşı atakta bunu kullanın. Mücadelede daha farklı diziliş, 5'li dizilişle oynayın. Hatta ben bir 5'li defansta da deneyeceğim arkadaşlar bu videoda. Bakalım. Her şeyi oynayıp deneyeceğim ama benim santraforum da Lewandowski olduğu için Lewandowski'yi değiştirmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 4. En önemlisi ve benim en çok işime yarayan ve 2-0'dan 3-2'ye döndürmemi sağlayan şey. Eğer skor olarak gerideyseniz sakın ama sakın rakip oyunculara rakibin sahasında pres uygulamayın. Neden mi? Çünkü arkadaşlar bunu neden yazdığını ben biliyorum, yani öyle düşünüyorum. Arkadaşlar pres uygularsanız geride pas yapıyorlar ve gol atma ihtimalleri artıyor yani. Zaten rakip öndeyse oyunu soğutmaya çalışıyor. Yapay zekayı buna göre ayarlamışlar. Oyunu soğutmaya çalışıyor ve gerçekten çok kötü bir şey. Rakip bundan kolayca kurtulur ve kendi sahasında pas yapar diyor, bak doğru söylüyor. Süre kaybını arttırmaktan başka bir sonuç elde edemezsiniz. Bırakın sizin sahanıza geldikten sonra baskı yapın diyor. Nasıl yani arkadaşlar? Şimdi bırakacaksınız,
her değiştir yaptığınızda oyuncularınızı geri doğru sürükleyin şöyle. Hani geri doğru götürün. Hiç pres tuşuna basmayın. Rakip sizin yarı sahanızı biraz geçsin. Stoperlerinizden birisiyle değil de bana göre orta sahalarınızdan birisiyle dalın. Sonra çok yaklaştığı zaman da stoperlerinizle dalın. Zaten alıyorsunuz. 2-0'dan 3-2'ye çevirdiğim maçta o şekilde yaptım. Keşke ekran tamamen kayıtlı olsaydı da size gösterebilseydim. Hızlı stoper tavsiyeleri ise Fosu Mensah veya Opara olabilir demiş. Hemen onlara da bakalım arkadaşlar. İlk olarak Opara'ya bakacağım. Bakın 60.000'e gitmiş adam. O zaman diğerine bakalım. Fosu Mensah. Fosu Mensah vardır herhalde. Ama ben bir yazımda hata falan yapıyor olabilirim de. Aynen Fosu Mensah var ve kartı çok güzel arkadaşlar. 76'lık stoper, 85 sprint hızı var. Yani benim defanslarımın da hızı çok farklı değil. Ama bu adamı yükselttiğiniz zaman gerçekten çok güzel olacak. Ayrıca de o parayı bulabiliyorsanız pazarda, o parayı da alırsanız sizin çok işinize yarar arkadaşlar. Şimdi 6. bilgi, şutları kesinlikle tuş ile çekmeyiniz arkadaşlar. Benim videolardan izlediğiniz kadarıyla zaten ben şutları tuş ile çekmiyorum. Tabii ki de swipe yaparak, yani sürükleyerek çekin. Falso verip plase veya aşırtma şutlar deneyin. Unutmayın, karşınızdaki kalecinin geni 120 minimum. Bunu unutmayın. Ayrıca arkadaşlar İtalya, İspanya nispeten daha kolay mücadeleler. Yani benim şu anda oynadığım mücadeleler. Genelde maçlar 0-0 ile başlar. İlk olarak İngiltere mücadelesinden Koscielny almanızı tavsiye ederim. Pogba için başta fazla zorlanmayın. İngiltere zordur. 90'gen Buffon ve Ramos almak ilk planınız olsun demiş. Ben hiç 90'gen Buffon'u düşünmemiştim. Ramos'u düşünüyordum ve Pogba'yı düşünüyordum. Pogba zor olduğunu söylüyor. Ramos mu bilmiyorum. Ramos'u birazcık zorlayacağım ama bakalım, Ramos'u deneyeceğim birazcık daha geliştirdikten sonra. Bakalım arkadaşlar. Burada başka bilgilendirmeler de yapmış. Diyor ki arkadaşlar, başka söylediği şeyleri de başka etkinliklerle ilgili söylemiş. O yüzden onları şimdi söylememe gerek yok. Şimdi arkadaşlar o zaman sizlerle birlikte 5'li defansa geçelim. 5'li defans oynayacağım. Ratingin önemli olduğunu düşünmüyorum ve 5'li defansa deneyeceğim bakalım. Aynen, bu güzel ya, ben bunu beğendim. 5'li defans, sağ bek ve sol bekim yok. Bakalım nasıl oynayacağız. Bir deneyelim arkadaşlar bu şekilde. Bakalım işe yarıyor mu? Yaramıyorsa da siz farklı şekilde de denerseniz. Bir maç gireceğim zaten arkadaşlar. Hemen şöyle, ben İspanya'yı mı oynuyordum? Yok, İngiltere'de Walker'ı tamamlamaya çalışacağım. O yüzden hemen 5. kısmın ilk maçını yapalım. Zorlu bir maç olacak mı bilmiyorum ama kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. 97 gen takım sonuçta, yani kolay olmaz herhalde. Bakalım arkadaşlar. Umarım olur. Umarım tamamlayabiliriz. Umarım yenebiliriz. Bir deneme maçına giriyoruz. Dakika 41'de başladı bu arada. Güzel bir zamanda başladı. Lewandowski'ye. Şu an geride falan değiliz arkadaşlar. O yüzden önde baskı yapabiliriz. Ama beraber kalmayı istemiyorsak mesela, yine geride kalmak en mantıklı iş olur bizim için. Bilirsiniz tabii. Bakın böyle saçma sapan geçerse falan gol de yiyebilirsiniz tabii ama bak işte. Örnek bir abi. Örnek bir golü yedik. Ben bu maçı yenebileceğimi düşünüyorum. O yüzden işim rahat. Ama yaptığımı yapmayın yani. Sürekli değiştirip ikinci defans oyuncusunu çok gereksiz yere kullandım ve golü yedim. Bu yapmamanız gerekeni gösterdim. Tabii bilerek yapmadım bunu. Ama yapmamanız gereken bir şey gösterdim ve umarım anlamışsınızdır demek istedim. Ayrıca bu dizilişe de hiç alışık değilim. O yüzden de oynayamıyorum hiç. Rabiot güzel bir şut çektim arkadaşlar yani. Bunu kabul edin. Güzel vurdum. Swipe ile vurdum ve çok rahat bir gol attım. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde deneyeceğim. İkinci defans yanlışlıkla açık kalmış. Bakın geride pas yapıyor. Yapmasına izin vermeyin. Geri doğru çekin tüm adamlarınızı. Değiştirip geri çekiyorum arkadaşlar. Yaklaşana kadar. Birazcık daha yaklaşsın. Bekleyeceğim. Bir ileri pas atsın. Bakın zaten o da bekliyor. Birazcık ileri pas atsın. Geri doğru çekiyorum gördüğünüz gibi. Tamam şimdi. Hadi abi Barkuizen. Bu maçı kaybedersem çok üzülürüm. O kadar taktik verdik yani. Tabii taktiklerin hepsini uygulamadım. Siz uygulayın benim dediklerimi. Çok işinize yarayabilir. Vurdu ve gol attı. Abi işte şuna sinir oluyorum ya. Biz 97 gene oynuyoruz yani. Biz 120 gene için konuştuk. 97 gene kaybedersek harbi ayıp olur. O yüzden kaybetmek istemiyorum hiç. Hadi Levo. Çok güzel be. Adamsın sen. Lewandowski be. Sen adamın dibisin. Sen beni kurtardın. Sen adamsın. Çok sevdim şu anda Lewandowski'yi. Orada ilk geçişi yapamıyor genelde çünkü. O yüzden. Burada faul olması defansı yerine koyar zaten. Artık daha bir şey yapamayız abi. Oyuna başlama avantajımızı kaybettik. Ama Ali be. Kendi mevkisinde oynamıyor. 90 gene Ali. Ama swipe'la tertemiz golümüzü attık arkadaşlar. Lewandowski ile bu arada şuta basarak gol atmıştım gördüyseniz. Yapın. 3-2 öndeyseniz önde baskı yapın. Geride pas da yapmayın arkadaşlar. Önermiyorum. Topu kaybetmemeye çalışın ama hani atak yapın ki takımınız hem rahatlar. Hani rahatlatabilirsiniz bu şekilde. Çabuk. Ya Rabiot koş işte abi ya. Takılma adama. Hani hiç şey yapmasına gerek yok aslında ama bilmiyorum neden yapıyor. Neyse arkadaşlar, ilk yarısını 3-2 bitirdik. Güzel oldu. Kazandık gibi bir şey zaten artık. Hakem artı bir şey de vermedi.
Güzel abi. Golü atmamız çok güzel oldu. Delali'yi çok sevdim bu arada. Alli ve Lewandowski adamın dibidir yani. Bunu buradan söylüyorum. Ayrıca Rabiot'u da çok seviyorum. Şu anda takımda en beğendiğim 3 oyuncu ve 3'ü de gol attı. Ronaldo'yu da beğenmeye başlamıştım ama yok, sol kanat bekte hiç oynayamıyor. Zaten defans özellikleri büyük bir ihtimal çok düşük. Hayır. Hayır olmaz. Oh abi. Ya bazen kaçırıyorlar ama bazen çok rahat bir şekilde golü atıyorlar. İlginç ve rahat bir şekilde. Şimdi burada geride pas yapabilirsiniz. Risk almak mı oluyor bu? Bence risk almak olmuyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde pas yapabilirsiniz. Bakın şimdi arkadaşlar, topu asla kaybetmeyeceğim. Hani ne kadar sınırına gelse de kaybetmiyorum arkadaşlar. Hani hiç daha önceden kaybetmedim. Bu videoya denk gelmez diye tahmin ediyorum. O yüzden kaybetmeyeceğim dedim yani. Belki kaybedebilirim. Bu kadar çok sıkışmış mıydım hiç? Sıkışmamıştım ve kaybettim. Abi. Abi var ya, sırf video için troll oldu ya. Harbi ben de videoda değişik davranıyorum. Ne bileyim abi. Videoda gerçek oynadığım gibi oynamıyorum ya. Gerçekten. Çok güzelsin be. Lewandowski adamın dibisin sen be. Penaltılara gidecek zannettim. Gitmedi bakın. Çünkü Lewandowski var takımımda. Lewandowski'niz varsa kullanın arkadaşlar. Satmayın. 2 milyon ama satmayın ya. Değiyor. Coins'iniz yoksa da satmayın. Benim gibi yapın abi. Lewandowski adamdır bakın. Size bu kadar söylüyorum. Lewandowski adamın dibidir. Ve arkadaşlar 4-3 kazandık. Aşırı zor da kazandık ama yine de yani ne bileyim. Bence daha iyi yapabilirdik ya. Bilmiyorum, birazcık saçma değişik oynadım ama yine de iyi oldu arkadaşlar bence. Ve kaç galibiyet kalmış? 2. 2 galibiyet sonra bu adamı alacağım. Güzel bir şekilde, temiz bir şekilde ve en yüksek oynayacağım takımda 99 yen. Ama 1-0 geride başlayacağım maçlara. O birazcık sıkıntı, ancak benim için sıkıntı değil. Ben çok rahat yenerim diye düşünüyorum. Bunların da videosu gelecek. 3 tane oyuncu birden tamamlayacağım. Harika olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki çıkan 2 videodan herhangi birisine giderek muazzam videolardan birisine gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Ve bye bye.